tercih edeceğiz. Ne zamana kadar? Yaygınlaşana kadar. O zaman şimdi görüyorsunuz. Burada şu olacak. Alayım da göstereyim arkadaşlar. Bakın bu. Şöyle bakarsak. Hasat etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. 2022 yılında Batman'da biz bir çalıştay yaptık. Bu çalıştay Bay Çiçeği çalıştayıydı. Bu çalıştaya değişik üniversitelerden uzmanlarımız geldi. Trakya Bay Çiçeği Islah Teknoloji Enstitüsü'nden Edirne'den uzmanlarımız geldi. Tarım Bakanlığımızdan çok saygıdeğer bürokratlarımız destek verdi ve bizim İl Tarım Müdürlüğümüzün yine koordinasyonu altında Ziraat Odamızın da katılımıyla beraber yapmış olduğumuz ayçiçeği çalıştayı sonucunda ayçiçeğinin Batman'da ekilebilir bir ürün olduğu sonucu çıktı. Bu sonucun arkasından Batman'da 6 çeşit tohum çeşidinin iyi sonuç verebileceğine ilişkin ön değerlendirme üzerine geçen yıl biz bu 6 çeşit tohumun ekimini yaptık. Ve elde etmiş olduğumuz sonuç 6 çeşit tohum güzel sonuç veriyor ama içlerinden ikisi en iyi sonuç veriyor. Dolayısıyla bu yıl yoğun şekilde bu iki tohum üzerine ekimlerimizi yaptık. Bakın geçen yıl çok daha az sayıda dönümde sembolik olarak ekim yapabiliyorduk. Ama bu sene birincil ekim ve ikincil ayçiçeği ekimi toplamda 1680 dönümü bulan bir araziye şu anda Batman'da ayçiçeği ekimi yapıldı. İnşallah bugün burada hasatını beraberce şu anda örnek çiftçilerimizle beraber ve bu ekimi yapabilecek olan çiftçilerimizi de oda başkanlarımızı da herkesle davet ettik. Herkes burada bugünkü bu sonuçları gördükten sonra İnşallah önümüzdeki yıllarda hem ilk ürün olarak hem de ikinci ürün olarak ayçiçeği ekimine başlayacağız.